Önce burada başlayayım, sonra aşağı yönelik sorudayım yani ben. Çünkü hem bunu hem bunu nasıl kullanacağımı çok iyi bilemiyorum. I'll deliver my speech in, or my report in Turkish, so we expected that everyone will speak in their own natural language, other than opening the session by Avruş Diyorgin. Benim konuşacağım kısım ise Türkiye, ama burada önce biraz interaktif bir şeyler yapmak gerekir gibi geldi bana. Muhteşem bir konuşma yaptı Recep, biraz uzun sürdü. Önce ben şunu sormak istiyorum. Bu salonda olan ve bizim bağımsız kadın direktörler yeni tabanında yer alan kadınlar ellerini kaldırabilirler mi? Harika. Bu kadınların hepsi Global Boardroom Women Database'ine hiçbir elemedenle, incelemeden geçmeden iyi olabiliyorlar. Onların hepsi de Global Boardroom Women Database'inde varlar mı? Galiba varlar. Olmayanlar varsa bunu da bir an önce hayata geçirmek lazım. Ben hemen konuşuyorum ama Murat Bey, birincisi söylediklerinden bir yansıma belli yapmak için size küçük bir soru sormak istiyorum. Geçtiğimiz dönemde yönetim kurullarına aday gösterme sürecinde kadınlara yönelik olarak bir ön yargının kırılmasına dair diyeyim, tercih diyemeyeceğim. İndikasyonlar gördünüz mü acaba? Hayır. Peki. O zaman dilerseniz şimdi Türkiye'deki duruma, bu hardalığa bakmaya başlayalım. Şu ikisini birden kullanma becerisini göstereyim, bilmiyorum. Kadınlar multitasking'de daha iyiler diyorlar ama ben o kategoride değilim kesinlikle. Şunu başlayalım lütfen. Evet, bugün elinizde gördüğünüz kırmızı rapor, cayır cayır biz buradayız diyor ve gerçekten hiç de hoş olmayan bir durumu gözler önüne seriyor. Raporun önemli bulgularına geçmeden önce hepinizin raporu okuyacağından eminim. Kısaca projenizin neler yaptığını bir senede göstermek istiyorum. Hepimiz bir sene önce yine bu salondaydık, çoğumuz bu salondaydık. Biliyorsunuz projemiz Murat Bey'in liderliğinde, Ayşe Hanım'ın desteğinde, Egon Zender'in stratejik ortaklığıyla ve İsveç Başkonsolosluğu'nun desteğiyle sürmekte. Onlara buradan bir kez daha tekrar teşekkür ediyorum bu projenin tüm kurdukları için. 18 Eylül'de projemizi lanse etmiştik ve 22 Ekim'de de Global Board Ready Women projesinin de kurucu üyesi olduk. Ve 23 Aralık 2012'de de yine bu salonlarda projemizi lanse etmiştik. Projemizi lanse ettikten sonra yaptığımız ilk çalışma bütün kadın adayı olabilecek, yönetim kurulu aday olabilecek kadınların bir veri tabanını oluşturmak üzerine yoğunlaşmıştı. Şu anda 300'e yakın kadın bu veri tabanımızın içinde yer almakta. Koşullarımızı biliyorsunuz. Burada olup veri tabanımızda yer almayan ama koşullarımıza uyan kadınların hepsinin veri tabanımıza yer almak üzere bize başvurmalarını da bekliyoruz. 23 Aralık'ta lanse etmiştik köşemizi burada biliyorsunuz söylemiştim daha önce. Daha sonra da 8 Mart'ta ilk defa Türkiye'de İstanbul Borsası'nı kadın direktör adaylarıyla açmıştık. 18 Nisan'da Sermaye Piyasası Kurulu'nun başkanıyla bir araya gelerek mevcut düzenlemelerin yetersizliği ve bu düzenlemelerin değişmesi gerektiği konusundaki düşüncelerimizi ifade ettik. Ve SPK Başkanı'nın bizden talebi üzerine bu konuda bir çalışma yaptık ve düzenleme değişikliği önerisine Felkin Bey'in Ötüsün Hanım'ın içinde bulunduğu bir komitenin danışma kurulumuzdan bu komitenin çalışmalarının sonuçlarını da Sermaye Piyasası Kurulu'na sunduk. Öyle görünüyor ki
Elinizdeki raporun ön sözünde, STK'nın başkanı Sayın Vahdettin Ertaş Bey'in ön sözünde, bu önerimizin benim sahibimle ya da benim sahibimle necef olduğunu görüyoruz. Tahmin ediyorum bundan sonra yayınlanan ilk kurumsal yönetim ülkelerinde en az bir kadın üye gibi bir tavsiye kararından çok daha zorlayıcı, zorunlu hükümler yer alacaktır. Bu yeni tebliği de dört gözle bekliyoruz. Daha sonra dün 29 Mayıs 2013'te bir yuvarlak masa toplantısı yaptık. O zamana kadar Türkiye'de gerçekleştirilen genel kurullarda kadın yönetim kurulu üyesi olmayan şirketlerin yönetim kurulu başkanlığıyla konuşarak kendilerine yardımcı olma konusunda öneride bulunmuştuk. Bu çalışmalar sonucunda çok fazla şirkete gidemedik ama gittiklerimizin hepsinden olumlu sonuçlar, olumlu cevaplar aldık. 4 şirketin yönetim kurulunda kadın direktörler yer aldı. Bu sene yavaş yavaş genel kurulda yaklaşırken bu çalışmaları hızlandırmak, yine bütün şirketlere Murat Bey ile birlikte, Gonzantler'le birlikte kadın aday yardım amaçlı yardımcı olmaya devam edeceğiz ve bu yardım sürecinde hepiniz bizim mutlaka bir şirketin yönetim kurulunda görmek istediğimiz adaylarımızsınız. 19 Eylül'de bankacılık, Bankalar Birliği ile bir araya geldik. Bankalar Birliği ile özellikle bankaların yönetim kurullarında kadınların bulunmasının ne kadar önemli olduğunu anlattık ve bu konuda destek vermelerini istedik. Zira hemen o toplantıdan bir hafta önce Avrupa Komisyonu sermaye terbiyeleri ile yayınladığı direktifte özellikle finansal kuruluşların yönetim kurullarında toplumsal cinsiyet çeşitliliği konusunda bir yasa getirdi. 2014 Ocak ayından itibaren bütün Avrupa ülkelerinin finansal kuruluşları, bankalar bu direktifte uygun olarak yönetim kurullarında toplumsal cinsiyet çeşitliliğini sağlamak mecburiyetindeler. Bir taraftan Bayan Reding yasa tasarısı üzerinde çalışırken bu yasa böyle sessizce geçti. Sanıyorum finans sektörünü sarsacak bir uygulama olacak. Bugün de burada ilk konferansımızda sizlerle birlikteyiz. Bu konferanstan itibaren ve bu raporumuzla birlikte bundan sonra düzenli olarak takip edebileceğimiz verileri de sizinle paylaşmış olacağız. Onun için ben çok uzatmadan hemen bu hard data Mecid'in söylediği bunlara geçiyorum. Önce şimdi buradan inip aşağıya inmem lazım ki şununla işaret edebileyim. Mikrofon çalışıyor değil mi? Evet, gördüğünüz gibi dünyada 2009'dan bu yana kadın direktörler konusunda çok fazla bir değişiklik olmamış. Kadınlar tarafından kadınların bulunduğu yönetim kurulu sandalyelerinin sayısı 2009'dan 2013'e 1.7 oranında artmış. Yönetim kurulunda kadın olan şirketlerin oranı ise %6.4 oranında artarak %62'ye ulaşmış. Hala %40 küsur 38-37.5 şirketin yönetim kurulunda kadın üye olur. Bunlar dünyanın en büyük şirketleri, global verilerdir. Bu önemli, en az 3 kadın yönetim kurulu üyesi olması, kadın yönetim kurulu üyesi olması çok önemli. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki, bunların anket araştırmalar, grup etkinliği üzerinde araştırmalar, hem de aynı zamanda yönetim kurulları üzerinde araştırmalar. Bir yönetim kurulunda eğer 3'ten az kadın varsa, o kadınlara herkes kadın diye bakıyor, direktör diye bakmıyor. Kadın olmaktan, direktör olmaya terfi etmek için yönetim kurulunda 3 kadın olması lazım. Bakıyoruz kaç tane şirketin yönetim kurulunda 3 tane kadın var? %13'ü, artış nedir 2009'dan bu yana? %4.7. Yani kadının ne adı var, ne kendisi var. Gelelim İstanbul Borsası ve Türkiye'deki genel duruma. 2012'de borsada 412 tane şirket listelenmişti. 2013'te 427 tane şirket var. Ve bu şirketlerde toplam 2013'te 3002,
2012'de 2776 yönetim kurulu üyesi oturmaktaydı. Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin mecburi olmasının ardından ortalama yönetim kurulu üye sayısı 6.7'den 7'ye çıktı. Bu da zaten kadınların biraz daha seyrelmesine yol açan başka bir sebep oldu. Gelelim şimdi kadınların durumuna bu yönetim kurulu sandalyelerinde. 2012'de 319 tane kadın varmış. Yani topu topu bütün Türkiye'nin en büyük şirketlerinin yönetim kurullarında oturan kadın sayısı 319. Bu sayı bu sene 352'ye çıkmış. Diğer taraftan bağımsız yönetim kurulu üyelerine bakarsak, İmran Hanım'ın belirttiği gibi en az 427 çarpı 2, 870-60 civarında direktör olması gerekirken esasında yaklaşmışız ama demek ki o mecburi pusuladan ikinin üzerine pek çıkmamışız gibi görünüyor. 673'den fakat 831'e bir artış var, %24. Kadınların oturduğu board yönetim kurulu sandalyelerinde ise daha doğrusu onların oranında ise gördüğünüz gibi 11.5'ten 11.7'ye bir artış var. Bu artış hızıyla biz böyle çok mütevazi bir hedef koyduk. Hani Brigit dedi ya, kayıtıya istedik düşünelim. %30 mu 35 mu bunları düşünmeye gerek yok. Hedefin kayıt olması lazım. Biz çok mütevaziydik. %25 dedik hedefimize. %25 hedefine ulaşmak için kaç yıl gerek biliyor musunuz? Bu hızla gidersek. 44 sene gerekiyor. Devam edelim. Aşağıda independent direktörler, bağımsız direktörler. Bağımsız direktörler neden önemli? Yine Emrah'ın konuşmasının başında söyledi ki bu pipeline kolay kolay yolmuyor. Üst düzey yöneticiler arasında kadınların sayısını arttırmak gerekiyor dedi. Şimdi orada biraz boşluk olduğu için ve aynı zamanda yönetim kurullarının dışarıdan yönetim kurulu üyeleriyle beslenmesinin kurumsal yönetim açısından da önemli anladığımız için biz bağımsız yönetim kurulu üyelerine odaklanan bir kadın direktörler programı yönetiyoruz, devam ediyoruz. Buraya baktığımızda durum nedir? 2012'de 673 toplam bağımsız direktör var borsada. 831'e çıkmış, yukarıda da daha önce görmüştük. Bunların içerisinde, yani bağımsız olanların içerisinde 2012'de 52 tane kadın varmış. Yani bütün Türkiye'de Independent Women Director in Turkey, the total number is this, 2012'de. Bu sene 70 bu. Bir artış var, ciddi bir artış var. Erkek direktörlerin artışı oranı daha fazla. Demek ki bağımsız direktörler arasında kadınların artışı erkeklere göre biraz daha fazla. Biz de bunu biraz projemizin başarısına veriyoruz. Devam edelim. Peki bu kadınlar kimler? 300 küsur kadın bunlar kimler? Yine İmran'ın haklı olarak, İmran'ın ne kadar güzel bir konuşma yaptınız. Her şeyi anlattınız. Bana sadece refer etmek kaldı. Dolayısıyla bu kadınların kim olduğuna bakmak önemli. Gördüğünüz gibi bu 319'dan 352'ye çıkan kadın direktörler arasında 177'si 2012'de ve 179'u 2013'te kontrol eden ailenin mensubu ya da fiilen ortak olan kadınlar. Yani bunlar profesyonel yönetici olarak bir merit bazlı bir seçimle dolayısıyla cam tavanlarla karşılaşmadan oraya çıkabilen kadınlar. Cam tavanı açar yukarıya çıkan kadınların sayısına baktığımızda 352-179 ne ediyor? 173 kadın. Pardon, evet 173 kadın var. Bunların dağılımına baktığımızda bunların da 134 tanesi 352'den 210 tanesi non-executive, yani icraatta görev almayan kadınlar, 69 tanesi icraatta görev alan kadınlar. Bu sayı korkunç düşük bir sayı. Yine buna baktığımızda, bunların içerisinde 45 tanesi bir aileyle ilişkisi
ilişkisi olduğu için, Kotenay'la ilişkisi olduğu için executive rolde olan bir kadın. Yani fiilen, profesyonel, executive, aile ilişkisi olmayan kaç kadın var Türkiye'de, Bursa şirketlerinde sayısının cevabı arkadaşlar şu kadar. 24. Devam edelim. Tabii yönetim kurulu olmak sadece önemli değil. Yönetim kurulu görev almak, yönetim kurulu etkin olmak önemli. Etkinliğe nasıl baktık? Komitelerdeki görev alma durumlarına ve aynı zamanda komitedeki rollerine baktık. Audit komiteleri, denetim komiteleri 2012 olan hesaplanmıştır. 2013'te 707 tane denetim komitesi sandalyesi var. Bu sandalyelerden 648 tanesi erkekler tarafından işgal edilmiş, 59 tanesi kadınlar tarafından işgal edilmiş. Bunlardan 53 tanesi bağımsız. Kurumsal yönetim komitesilerinde ise 793 tane sandalye var ve bu sandalyelerden 80 tanesi kadınlar tarafından işgal edilmiş. Kurumsal yönetim komitelerinde bağımsız olmayan üyelerin daha çok olduğunu görüyoruz denetim komitesine göre. Çünkü denetim komitelerinde bir zorunluluk var biliyorsunuz, çoğunluğun bağımsız olması gerekiyor. Baktığımızda bağımsız kadın direktörleri komitelerde yer alma oranının bağımsız direktörler arasındaki oranlarına yakın olduğunu görüyoruz. Demek ki bağımsız direktör olarak bir borda girdiğinizde size iş yüklemekte çok fazla bir ayrım yapılmıyor. Siz de erkek meslektaşlarınız gibi şey diyorsunuz, komitelerde yer alıyorsunuz. Peki nereden geldik buraya? Bizim bütün borsa şirketlerini kapsayan araştırmamız 2012'de başladı. Ondan önce sadece BIST 100, yani YMKB 100 o zamanlar, bunlara bakabiliyorduk. İsveç Başkonsolosluğu desteği bizim 100'den 400 şirketi kapsamaya doğru çıkmamıza yol açtı. 2008'de YMKB 100 içinde, ki bunlar Türkiye'nin en büyük şirketleri, 8.63'müş kadın oranı, 8.77 olmuş, 9.82 olmuş, 10.88 olmuş. Sonra burada İşte o yasa çıkmış, bağımsız üyeler zorunlu hale gelmiş. Bağımsızların hepsi erkekler olunca üye, kadın üye oranı 10.02'ye düşmüş. Ondan sonra da kısa bir ufak bir artışla 11.25'e çıkmış. Dolayısıyla bu YMKB 100 ya da BIST 100 tablosu, ama genel tabloya baktığımızda ondan biraz daha iyi ama çok iyi değil, artış çok iyi. En az bir kadın direktör, pardon o yanlış olmuş, şöyle üç kadına bulunmuştuk ya, Türkiye'deki borsada halka açık şirketlerin içerisinde üç kadın direktör olan şirket oranı arkadaşlar 0.5, %0.5. Yani direkt kadınların direktör olarak bulundukları şirketlerin oranı %0.5. Değişik endüstrilere baktığımızda durum nedir? Burada ilginç bir tabloyla karşılaşıyoruz. Çünkü Avrupa'da ya da diğer ülkelerde gördüğümüz resim o ki, kadınlar imalat sektöründe çok yoklar. Türkiye'de farklı bir durum var. Burada tabii farklı sayıda şirketlerden oluşan sektörler var. 6-5 bu gibi sayılar bize bir örneklem teşkil etmiyor ama sayının yüksek olduğu imalat sanayi, finans sektörü, servis sektöründe perakende, tüm bunlara baktığımızda kadın üye oranının teknoloji hemen hemen kadın üye bulunduran şirketlerin aynı olduğunu görüyoruz. Demek ki Türkiye'de sektörel bir diskriminasyon anlamda yok. Yani kadınlar genel olarak diskriminasyon ama sektör bazında bu farklılığı görmüyoruz. Kadınlar her sektörde aynı oranda diskriminasyon diyebiliriz. Şimdi gelelim biraz hard data'nın daha da detaylandırılmış haline. Geçen sene biliyorsunuz bu sene bir ödül sistemi geliştireceğimizden söz etmiştik.
Dünyaya baktığımızda genelde ödül sistemde işte en çok kadın bulunduran şirketler ya da işte en fazla kadın bulunduran şirketler olmakta. Ama yine Emre Hanım'ın konuşmasına refer ediyorum. Bu kadınların içinde yer alan kadınların, profesyonel kadınların oranı önemli ve aynı zamanda bu kadınların yönetim kurullarında etkin olmaları da önemli. Dolayısıyla biz farklı bir yöntem istedik ve Board Empowerment NX geliştirdik. Bunu 3 öğretim üyesi Sabancı Üniversitesi'nden Işıl Güler, Özgecan Koçak arkadaşlarımızın desteğiyle birlikte hazırladık. Şöyle tanımladık indeksi. Kadınların var olması önemlidir. İster aileler olsun, ister profesyonel olsun. Kadınların yönetim kurulunda var olması önemlidir. Ama başka şeyler de önemlidir. Bu kadınların komitelerde yer alması önemlidir. Bu kadınların profesyonel olmaları. Çünkü profesyonellik biliyorsunuz kendisiyle beraber getirdiği, profesyonelliği getirdiği bir bilgiye güven ve bilgiye saygı var. Dolayısıyla profesyonelliğin getirdiğinde otorite olmasını bekleriz. Aşağıdan yukarıya çıkmış ve hocam kalanını aşmış kadınlarda. Bu profesyonel kadın direktör oranı. Bu ise bağımsız kadın direktör oranı. Çünkü biz kadınların yönetim kurullarında karar alma süreçlerindeki davranışların erkeklerden farklı olduğunu biliyoruz. Ve bu farklılığında toplumsal fayda olarak topluma yansıdığını araştırmalarımız gösteriyor. Dolayısıyla burada böyle bir independence oranımız var. Şu chair power, yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı ise bir kadın, ondan kaynaklanan tabii ki bir gücü var diyeyim. Bir de işte şurada bir nötralizasyon faktörümüz var. Hani demiştik ya, üç olmazsa olmuyor. Yani iki tane kadın var, ikisi de aileden, hiçbir komitede de yer almıyorlar, gidip toplantılarda oturuyorlar ve çok da aktif değiller. -2, Women Empowerment Index değeri 0. Dolayısıyla biz indeksimizi bu formüle göre hazırladık. Ve şimdi izninizle bu sisteme göre yaptığımız hesaplamaları da sizlere sunacağız. Önce eğer sadece yüzdeye baksaydık kimler, buna bakalım. Top 10 companies, en içindeki 10 şirket, yönetim kurullarında en fazla kadın bulunduran şirketlerimiz bunlar. Sonra çok basit bir hesap yaptık. Heterojenite indeksi. Yani yüzde değil ama iki cinsin temsilindeki oran. Akademik detaylara girmeye gerek yok ama kullanılan bir formül var. O formülü böyle yaptığımız hesaplamaları böyle. Sadece kadın erkek dengesini belirleyen rakamlara göre şey bu. En üstteki 10 şirketimiz bunlar. Burada tabii eğer bir bordda yarıdan fazla kadın varsa 0.5'in altında. Yani burada alabilecek en yüksek rakam 0.7. Yaprak sütlemesi çiftlikleri sanayi. Eşit sayıda kadın ve erkek varmış. Bunlardan bazılarında kadın sayısı erkek sayısından daha fazla olduğu için değer %50'nin altına inmiş olabilir. En iyi alabileceğiniz değer burada %50. Ama gelelim bizim formülümüze. Formülümüzü hatırlıyorsanız bir takım faktörler vardı. O faktörlerin başında bir kat sayı var. Hangi faktörün katkısının endekse ne kadar olabileceği konusunda ancak ampirik araştırmalarla bu katsayıları ölçebiliriz diye düşündük. Henüz elimizde bu veriler yok. Çünkü 2013 genel kurullarının verilerini 2014'te alacağız. Bunların şirket performansı ile ilişkilerini, regülasyon analizleri bulacağız vesaire. Sonra diyeceğiz ki bu şey, bu katsayının değeri şu olmalıdır. Ama bu yokken yaptığımız şey danışma kurulumuzda. Danışma kurulu üyelerimiz burada geçen dönemde sorulmuş olan herkesi şöyle bir rica edebilirim. Danışma kurulu üyelerimiz lütfen. Danışma kurulu üyelerimiz, Leyla Hanım, nerede? Dışarıya çıktı. Geçen dönem şöyle şu anda. Çok teşekkürler, onlara bu zaman geldim. Onlara sorduk, dedik ki şu formülde ağırlıklar ne olmalı? Yani şu A'nın değeri ne olmalı, B'nin değeri ne olmalı, C, D, E, F, bunların değerleri ne olmalı diye onlara sorduk.
bir iki round ve bir ortalama alarak bu sefer de ağırlıklandırılmamış kadınlarla güçlendirilmiş yönetim kurulu endeksini hesapladık. Ama bunu bir deneme olarak yaptık. Esas kesinleşmesi bu kastayları daha ahmet çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak. Ama o kadar ilginç bir durum ortaya çıktı ki ağırlıklandırılmış ya da eşit ağırlıklandırılmış indekse göre en üstte yer alan 10 şirket tamamen aynı. Sıralarında ufak tefek değişiklikler var. Dolayısıyla bu da bizim danışma kurulu üyelerimizin yönetim kurullarında kadınların etkin olması konusundaki bilgi ve deneyimlerinin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Ortaya fazla farklı bir durum çıkmadı. Ama biz şu anda bilimsel sonuçları beklemeden bu rakamları kullanmak istemedik. Dolayısıyla ki bu sene bizim kadınlarla güçlendirilmiş yönetim kurulu indeksimizin en üstünde yer alan 5 şirket bunlar aynı. Dolayısıyla bu 5 şirket ödül hak ediyor. O